Assalamu alaykum, tordiki barliq roman alg'uchi dostlar. Biz pəxərlik yazğıçımız Xalidə İsrail yazğan Altun Keş romanını oxuşun davamlaşdıratdımız. Bugün hədiyənin əsimlərinin 4-cisini oxuyumuz. Biz 3-cü qıtımlıq əsimizin ən ağırısı da hədiyənin nəvrisi Lalənin Uyğur tili ügünüvatqan və Uyğur tarixiga, Uyğur mədəniyyətigə qızıqvatqan yerlərini oxub ötkə idiq əmdi davamını oxuyumuz. İzbasar YouTube kanalına əza bulup koyğaysız. Kızım işitin kırıpla putudaki ayığını çörüp taşıldı. Derhal berip apsının ayığını rətlik tizip koyup, onun yinda çörgülep yürgen Lalaya karap mı koymay? Uf! Ecep kutuldum! Tas kaldım yolda silip taşlıp etkili. Kim koyuptu bana doğramçılık ni? Menin takıldap yürüydüğen vaktlerim alıkacan ütüp getken, dep kutuldap da getdi. Başınızı muşunda kuştuk ayağını kiyip alsan, putun ağırmam demese. Kara kara bu başınıza. Mıknın özü o. Elimi yıkılmay sağ kepsen. Onda karamlık kılma. Tüzükrak ayak ki. Sen yolunun tola mağınlığın adam. Onun üstüge sen bir okutkıcı. Sen muşunda ayağını kiyip yürsen, okuşların nemi kiye? Monire kızının koludaki istakkanı elip, soğak çayını bir otlaşta içip etti. Levlerini sürtüp, beşini divanın hülencige taşlap, gözlerini birden yumuvaldı. Arkadalla rusunup oturup. Vay apa, o cihetin hatırcan bu le? Men diye sının kızın. Men okutkıcı bolgandin. Yak. Aklımge kelgendin tartıp, sının geplerin kulukumga sınıp ketken. Okutkıcı sınıpka kınık girim kılıp kirmesligi. Okuşlarının aldıda kımet bahalıq zibbu zinnetlerin takımaslıqı. Bek kımet, bek galite, bek kıska, kimlerin kimesliği. Gep söz, yürüş duruşta edep kaydılık, medeni bulişi. Digerler her günü kulak tüyümde caranlap durdu. Dep külüşkü başıldı. Sen külü adam sen? Bunlar külüdüğün gepler mi? Obdan bilmen. Hazırkı bazı okutuşlarda kesbi an, kesbi ahlak digenden eser mi yok? Yak yak, apa, beni hata düşenme, herkes hata düşenme. Men üstülümde, sınıfta kiydiğen kiyimlerim bilen bir cüp ayağını alaydı saklaymen. Bizden mektepteki heyeli köp ayal okutkucumu şunda kılıdu. Men sinin ögetgellerini olargımı teşvik kılmen. İlgiri ayal okutkuşlar mundak mundak kılattıken, menin apam alamet okutkucu idi dep sözlep versem, ular ağzımı kırap, oltırıp getirdi. Yey, o diye ötke esir. Ondak geplerinin vaxtı ötdi, deydiğallarım yok emez. Ligin bazı yaş okutuşlar bek yakşı apa. Öz hizmetige muhabbeti çoğur. Öz vazifesini vicdani burçum de biludu. Ligin zə, hazır hemimizden günü ters bulup getdi. Bazı işler amal yok. Bu imtihan dücü, balılarının neticesi kandakrak. Hey, nime deyimiz emdi? Menin sınıfımdan aran işki bala 50 numara alaldı. İşkilisinin ata anisi matematika okutkuçisi tıxı. Kalkaların neticesi pehtüven. Mektepliler bizge imtihan kağızlardaki suallarının cevabını tuluklap yezip, numarını özgertinler digeydi. Biz bir neçimiz, biz bu işka iyiyemez. Biz bundaq saxtı bəzikini kılmayımız, dep narazıq bildurduq. Onlar bizge nime dedi dememsiler. Yol bolsun, orun tipip ötkülüp gittinler, deydu tıxı. Anışımızca, onlar bizge uxturmay adam yallab, imtihan kağızlarını özgertip tüdək. Monire, sen benim kızımcı mı? Sen dərs bərgən balılar matematika imtihan edin ötelmise, qındaq yüzünü kötürüp yürdün. Dadandı sorap baka, dadan kandak okutkıçılık kıptiken. Oy apa, ben sana diyentim o. Bir eğiz xenzu tili bilmeydiğe balılarga matematikini xenzu çöğütü atımız. Dikhi uyğur çüşendirişge ruhsat yok, çüşünü atam sen. Balılarga emez, mağımı bektes kilu atıdu. Xenzu çini bilsil hesap emezken, xenzu çi deriz sözleş, başka bir gepişken. Hazır o, xel ögünüp kaldım. Likin.
خنزو اوقتقچلارنىڭ سەۋىيەسى يۇقىرى ئىكەندە ئۇنداقتا؟ ھە، قالتىسى يۇقىرى ئىكەن. يېقىندا بىر مۇنچە يېڭى قوش تىل ئوقۇتقۇچىلىرى پەيدا بولدى. ھېچقايسى بىر ئېغىز ئۇيغۇرچە گەپ بىلمەيدۇ. ئۇلارنىڭ بىرسى بىلەن پاراڭلاشسام، سىچۈەندە بالىلار پېداگوگىكا مەكتىپىنى پۈتكۈزۈپ خىزمەت تاپالماي بۇ يەرگە كەلگەن ئىكەن. تولۇقسىزنىڭ ماتېماتىكىسىنى پەقەت بىلمەيدىكەن. بۇ تېخى ياخشىراقى. ئۇلارنىڭ ئىچىدە ساتراش خېنىملار، ئەخلەت پونكىتنىڭ ۋاقىتلىق ئىشچىلىرى، ئىشقىلىپ ھەممە ساھەدىن كەلگەنلەر بار ئىكەن. ئىسىت بىزنىڭ كونا ئوقۇتقۇچىلىرىمىز. خەنزۇچىنى بىلمىگەن بىلەن سەۋىيەسى شۇنداق يۇقىرى، مېتودى بەك ياخشى ئىدى. ئۇلارغا ھەقىقەتەن ئۇۋال بولدى. بۇ ئىشلارنى سورايدىغان ئادەم يوقمۇ؟ بىر مىللەتنىڭ مائارىپى ئوينىشىدىغان ئىشمۇ؟ نېمىشقا مائارىپ نازارىتىگە ئەرز قىلمايسىلەر؟ ھەي ئاپا، بۇ ئىشلار مائارىپ نازارىتى بىلمەي قىلىپ بولۇۋاتقان ئىشلار ئەمەس. كىچىك بالدەك گەپ قىلمىغىنە بىر. ئۇيقۇسى ئېچىلىپ كەتكەن مەسئۇدمۇ چىقىپ گەپكە قوشۇلدى. بۇنداق ئىشلارنى بىز كۆپ كۆرگەنغۇ ھەدىيە. بۇ خۇددى 1958 يىللاردىكى پولات تاۋلاشقا ئوخشاپ قاپتىمۇ نېمە؟ شۇ چاغدا قاراملىق، نادانلىق بىلەن ئىش قىلىپ دۆلەتكە قانچىلىك زىيان بولغان بىلەمسەن؟ دەپ بىر مۇنچە سانلىق مەلۇماتنى مىسالغا ئالغىلى تۇردى. مەن ئۇنىڭ 9-10 خانلىق سانلارنىمۇ شۇنچە ئېنىق ئېسىدە ساقلىيالغانلىقىغا ئەزەلدىن ھەيران قالاتتىم. ۋاي ئاپا، دادا، بولدى بۇ گەپلەرنى قىلىشمايلى. سىنىپتىكى بالىلارنىڭ تەڭدىن تولىسى چالا ساۋات. بەزىلىرى خەتنى پەقەل يازالمايدۇ. خەنزۇچىنى تېخى بىلمەيدۇ. بالىلىرىمىز گاراڭ بولۇپ قالدى. بالىلىرىمىزلا ئەمەس، ئوقۇتقۇچىلارمۇ گاراڭ بولۇپ قالدۇق. بۇ گەپلەرنى ئىنكاس قىلايلى دېسەك ھېچكىم ئاڭلىمايدۇ. شۇڭا ھازىرچە كۈچۈم يەتكەن ئىشنى قىلغاشتۇراي دەپ لالەنى كۆرگىلى كەلدىم. ئۇنى چۈشكىچە ئۇخلاتماي ئىش قىسال ئاپا. تاماق ئېتىشنى، قايدۇسىنى ئۆگەت. ئۇيغۇرچىدىن باشقا تىلدا سۆزلىشىگە رۇخسەت قىلما. ئۆتكەن تەتىلدە ئۆگەتكەنلىرىڭنى پاك-پاكس ئۇنتۇپ كېتىپتۇ. بۇ يىل يەنە ئۆگىتەيلى. ئۇنتۇپ كەتسە كېلەر يىلى يەنە ئۆگىتەمىز. مەسئۇد ئىككىمىز ئەنىشە ئىچىدە بىر-بىرىمىزگە قاراشتۇق. ئىشلار مۇشۇنداق ئاددىي بولسا ئىدى كاشكى. لالە كۆزلىرىگە لىق ياش ئالغان ھالدا بىر تەرەپتە قاراپ تۇراتتى. ئۇنىڭ نېمىلەرنى ئويلاۋاتقانلىقىنى بىلگىلى بولمايتتى. ئۇنىڭ كالىسى ھەر كىم خالىغىنىنى ئەكېلىپ تۆكىدىغان تەجرىبە ئېتىزى بولۇپ قالغان ئىدى. لالە بىر ئۇيغۇرنىڭ قىزى. ئۇنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە ئۆرپ ئادىتى ئاساسىدا تەربىيە كۆرۈشى ئەقەللىي بىر ئېھتىياج. كەلگۈسىدە ئۇمۇ توي قىلىدۇ. بالىلىق بولىدۇ. توي تۈكۈن ئۆلۈم يېتىملارغا بارىدۇ. كىشىلەر بىلەن ئارىلىشىدۇ. ئۇ تىل بىلمىسە، ئۆز مىللىتىنى، ئۇلارنىڭ ئۆرپ ئادىتىنى بىلمىسە قانداق بولىدۇ؟ كەلگۈسىدە بالىلىرىنى قانداق تەربىيەلەيدۇ؟ ئەنە شۇنداق ئويلار بىلەن ئاتا-ئانىسى ئۇنى ئۆيدە خەنزۇچە سۆزلەشتىن توسماقچى بولدى. لالە 3-4 ياش ۋاقىتلىرىدا دۇچ كەلگەن مەجبۇرلاشقا يەنە بىر قېتىم دۇچ كەلدى. ئۇ چاغدا ئۇنىڭ ئانا تىلدا سۆزلىشىگە يول قويۇلمايتتى. ئەمدى بولسا، ئەمما بۇ قېتىم ئىش ئۇنداق ئاسان بولمايتتى. ئۇنىڭ خەنزۇچە يېتىلگەن تەپەككۇرى مۇتلەق ئۈستۈنلۈكتە ئىدى. ئانا تىلى بولسا ئۇنىڭغا نىسبەتەن بىر چەت ئەل تىلىغا ئوخشاپ قالغان ئىدى. بۇ تىلنى ئۆگىنىش ئۇنىڭ ئۈچۈن قىيىن بىر ئۆتكەل ئىدى. ئۇ مەكتەپتە يەنە ئىنگلىز تىلىنىمۇ ئۆگىنەتتى. ئۇنىڭغا ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگىنىش ئىنگلىز تىلىنى ئۆگىنىشتىنمۇ تەس بىلىنەتتى. ئۇيغۇر تىلدا راۋان سۆزلىيەلمىسە ئاتا ئانىسى ئۇنى ئەيىبلەشكە باشلايتتى. كوچىدا ئاپتوبۇسلاردا خەنزۇچە سۆزلىسە بەزى مۇيسپىت ئادەملەرنىڭ ياكى تەڭتۈشلىرىنىڭ ئىزا ئاھانىتىگە قالاتتى. ئۇ يەنە بىر قېتىم سۆزلەشتىن قورقىدىغان ھالەتكە چۈشۈپ قالدى. ئۇ ۋە ئۇنىڭ دوستلىرى مەكتەپكە بارغاندىلا ئازادلىق چىققاندەك بولۇپ خالىغان تىلدا چۇۋۇرلىشىپ سۆزلىشىپ كېتەتتى. ئەمما مەكتەپتە ئۇ تىلنىڭ ئۆزلىرىگە تەۋە ئەمەسلىگىنى، ئۆزلىرىنىڭ باشقىچە ئادەملەر ئىكەنلىكىنى ئەسلىتىپ تۇرىدىغان ئىشلار قەدەمدە بىر ئۇچراپ تۇراتتى. ئۇ بەزىدە ھېچ سەۋەبسىزلا ئۆزىنى گۇناھكاردەك سېزەتتى. بەزىدە ئۆزىنى ئانا تىلدا ئوقۇتمىغان ئاتا-ئانىسىدىن نەپرەتلىنەتتى. يەنە بەزى چاغلاردا ھەر خىل چەكلىمە بىلەن ئۆزىنىڭ ئىشىغا ئارىلىشىۋالىدىغان بارلىق كىشىدىن بىزار بولاتتى. لالە ھازىر ئەنە شۇ ھالەتتە ئىدى. ئۇ بىز بىلەن تۇرۇۋاتقاندىن بۇيان خېلى تىنچلىنىپ قالدى.
Мәсуд ішкіміз оны еч нәрсіге мәжбұрлымыдық. Фәкәт оның білән көп параңлаштық. Мәқсіні ұқтаралмағанда қанзуучи сөзішіге ел қойдық. Тәрбиенің әң үнімлік ұсылы сөзләш әмәз сөзетіш. İxtiyarlıq asasında bir qədəm, bir qədəmdən kiriş. Bu hazır öy tazılaş, dastıxan təyyarlaş, çay dəmləşni, kiyim dəzmallaşni ügünüvaldi. Biz keçli xəbər körüvatqan çəğimizdə ilgirgidək üyüge bikini olmay, yenimizdə olturduğan boldi. Ənə, o şu tapta apısını yataq üyüge başlap girib, onunğa yeni könləklərini kiyib kürstuatıdı. Onlarının çıraylarda amraqlıq həm bəxtiyarlıq parlap durdu. Munira 13 yaş vaqtlarda laladek erkemes idi. Mən bu köp cəpalıq işlətdim. Amma o çağlarda məlum cəhətdə biz hazırqılardan tələylik iduq. Bugünkü zamanıvi əslihələr, televizor, kompüterlər bolmusumu, maaşımız dahiti tüən bolsumu, biz öz tilini yazıqımızda, azadə, rahatlı işlə işlətdik. Balılarımız öz tili yazıqda oxuyalaydı. Biz maarif xizmətini, oqutqıçılıqını acayip çoğun görəttik. Oqutqıçılığımızdın pəxirinətdik. Uyğur maaripi izzət abroyluq müqəddəs idi. Şu dəvrinəmi özük yarışa nurğun zidiydi, yetisiz tərifi bar idi. Əlbəttə, bilim səviyyəsi hitərsiz, kalıs qatmal mudurlar, maarif idarsının başlıqları, ulanan ətrafı da igilib, pükülüb yürüydüğən xoşamətçi kötərmikəşlərimi köp idi. Sinipi küreş ve siyasi hareket kaynımıda ak mutexessisleşiş, burja ilim nüfuzluğu kalpıqının vahimisi işi de yaşasak mı, kimlikimiz ve tilimiz bu kadar etibarsız ve biçare haletke çüşüp kalmağa idi. Muhimi ana tılımıza dəris ötelmezlik, dəris anlayalmazlık biz üçün tesavvur kılığısız bir iş idi. İşler kandakça muşundak bulup kaldı. İslahat ilib berilib, dövlət dərvazları ecivdilgəndin kiyin qımmət qaraşlarımızdə zor özgürüş boldi. Sinipi kürəş vəhimisi, şəxskə xurablarca çoxunuş və qançı namrat bolsa şünçə inqilabi buludu deydiğən bimənə qaraşlar yoxaldı. Dünyani, insanni, hayatni və cəmiyyətni qaydıdın tunuduq. Tərəqqi qılğan və tərəqqi qılıvatqan əllərini əynən düşünüş imkaniyyəti erişdiq. İnternet tori bütkül dünyanı tutaşdırdı. Hazır kişiler Amerika'ya, gərib əllerge berib oxuşni, ultraqlaşışni arzu qıladığan boldi. Nurğun işinin həqiqətiga yetdiq, yetivatımız. İnsanlar yoqab ketiş aldıda turğan tıllarını, mədiniyyətlərini, hətta hayvanlarını nurğun bədəl töləb qutquzvatıdı. Tərəqqi qılğan əllərdiki kişiler öz əcdadının müstəmlikçilik, irqi qırğınçılıq, Mədəniyyət qırğınçılığı cinayəti üçün insaniyyətin əfu soravatıdı. Muşundaq bir əsrdə biz nim üçün bu xil qismətlərə duç kilimiz? Tilimiz nim üçün çətkiqi qılıb, yoxulub kitiş qırdabıqa berib qalıdı? Bizdən tilimiz qramatiksi intayn mükəmməl, işbadləş iqtidarı yuqri, ahandar, güzəl bir til idi o. Bu gəbni bir xənzi oqutqıçımız qılğan. O Uyğur tilini qızğın süydiğan və til üstündəki tədqiqatını ömürlük nişan qılğan oxutqıcı idi. O bəlkim ölüb getkəndi. Ya ki, hayat bolsumu, tilimizin bu halğa düşüb qalğalıqdan xəbir yoxdu. Xəbiri bolsumu, bir nəcə til şünasının qoldu neymişlər kiləlişi mümkün. O özünün Uyğur tili ügünü atqan çeğda Qəşqərgə berib, Qəşqər şəhirdiki ayarlarının sözlərini, Ғолчыға беріп, отыра мәктәп қыз оқушыларының параңларыны қызғып аңлығалығыны, бұл сөздерінің өзге құдды музыкидек аңлағалығыны сөзләп бәргейді. Оның сөздері қалбімге чоғын құр орнап кеткен. Шуңа мән дәрі сөзігенде, бұлып мұ әдәби әсерлерін оқығанда, оқушыларының қалбіге тіліміздің ашу ахаңдарлығыны сыңдырышыны істедім. Әр бір сөзіні дағаны ұрғылық тәләппіз қылуатқынымда сөздер өз мәнісі білән чәксіз кіңейіп, чарасла бені ватқандық болатты. Көздерім оқуғышларының чақнақ көздері білән ұшчыршатты. Қәлбім оларының қәлбі білән бірлішіп кететті. Мән оларының мұ ана тілінің гүзәлікіге, шейда болуатқалықыны, ортақ бір мәна вә есіятының көзге көрінмес ептек, әбімізіні бағылап, İllik bir iqimning tumurlarimizda o'rkashlayotganligini sezdim.
1963 yılı menin okutuş metodum vilayet boyunca kengaytıldığan ilgar okutuş metodi bulup bahalınıp, kışlık, yazlık tətilde vilayette içildiğan okutuşlar kurslarda ders ötkeydim. Adetki vaktlardımı başka nahiye, başka mekteplerdeki okutuşlar dersimle anlığılı kiletti. Bir kıtım mektebimizdeki yaş okutuşlarımı ders anlığılı kırıştı. 2 saatlik ders arğıdaki teneffüsta Mesud çakçak arlaş. Hediye hanım, siz ders anlığı için sihirli oldukken siz. Sizden metodunuzu egellep biz mu sihirleşini ügensek bulattı, dedi. Bu yerde sihirleş ne mi kılsın? Ütüatkan dersinizde pütkül vücudunuz bilen berilin. Şu çağda başkalarını mı pütkül vücudu bilen anlaşka yetekleyeleysiz. Ügenmekçi bulsunuz, benim metodum eni şu. Lekin benim metodum matematikçilerga muvaffak kelmeydi o, deymen. Dedim kopalarak ahanda. Mesud bilen daim bille yürüydüğün Tursun isimlik okutukçı derhal. Xapı bolman hediye. Bizden bu dostumuz sizge hesed kılıp atıdı. Onun kızıq gepleri bolgan bilen, metodi taza karga kelmegeşke nime kılışını bilmeyi çeçilip yürüydü. Şuna onun geplerini biz mi anca eğri almayımız? Dep gepni külkü gübürdü. İkinci saatte Mesud en ahırdaki orunda özü yalğız oldurvaldı. Mən onunğa karmağan bolsam mı, onun bana tikilip oldurğını ne? Közlerden bilinip durğan başkaca duygularını sezip durattım. Her kıtım közlerim o tarafka yıkılaşkanda pikirim çeçilip, yüreklerim silip getetti. Derhal özümünü çin tutup dersimle devamlaştırattım. Şu tapta bana 50 netçe cüp səbi közümü tikilip durattı. Kiçikine bir ihtiyatsızlık beni onların işençisinin mehrum kaldırışı mümkün idi. Mən bundaq bu işini əsla, əsla xalıma etdim. Çoğ abba, çoğ abba, tamak pişti. Ular sen çakırva tudu. Nəvr kızımın zil avazı xiyallarımını çalğıtdı. Onun kollarını tutup tamak xanı çıxdım. Oturuğa koyulgan abbaq dastıxallıq tamak şirəsi, tamlarga esilgan ramkılardaki yel yemiş, Yavrupaca tamaklarının rənglik sürətleri kişinin iştahasını qıdıqlaydı. Kolumunu yuyup bulguca kızım yuğan ak təxsige usulgan kordağını şirəni otursuq koydu. Lale küçük təxsə, kuşuq, çokularını tızışqı başıldı. Bu dana kız nəvrə üçü birleşip pişirgan kordağ idi. Göç, səvzə yan yollarının, paqıraşlarının, məzillik puraqlarının kordağını oxşab ketkini çıxıp duraddı. Tamakını huzurunub yeduq. Hemimizin keyfi çağ idi. Omaq nəvrimiz bilen bunun dinkinki her bir günümüzün texmi xoşal ötüdüğalığı iniq. O xuddi quruq qaqşal bulup qalğan dərəxnin yıldızidin üsüb çıqqan yap içil hayati küçü urğub durğan yumran notuğu oxşaş cəlibkar. Közünün yığını cigüdək yarqın idi. Bu bizden toxtam sodək bir xil zerikişlik turmuşumuzga özgürüş elib gəlgə idi. Munira kızın kiyimlerini işkapka caylaştırıp berip, onunla bir monca işini taplap kaytıp getdi. Mesud kompüter üyde nevrisi bilen uyğurca kino görvatıdı. Mən yana balkonga çıkıvaldım. Nevra kızımga tuncu dersini kandak başlaş üstüde oylunup oturdum. Özümü sezmigen halda ötmüş əslimlerge çüküp getdim. Yatma orunduk biline bilinmez təvrin etdi. Təvriniş işçidin yıllar gerdişi arkaya inip, ötken yıllardan öngen söyretleri çoğulup çıkışkı başladı. Mən hili onu, hili bunu kulumga ilip bıqıp, ahri özüm izdevatkan körünüşünü izdep tapdım. Xiyallarım yana olunup, kino lentisdek şırıldap aylanışkı başladı. Kaçanlardı doğru Mesud işkimizden işi okutuşlar arasında tarqılışkı başladı. Köp kısım okutkuçi köngülde Mesud ni ziyan tatdi dep oylaşatdi. Tehi toy kılmağan bir obdan jigit tursa, bir erden çıkan çokkan bilen köngül hoşu üçün arlası buludu, toy kılsı bulmaydu, deyiş etdi. Bazı işçi yaman ayalar yüzümdün yüzümge. Bazılarının hünürü bar, toy kılmağan özün küçük yigitlerini kolgu keltirvalalaydı, deyiş etdi. Hemisla oturumuzda resmi bir münasibetinin yokluğuna işenmekti. Akşamları yatığıdan çıkalmay, kündüzü bir kazanın tamığını bille yap yürüşken o. Aydak çokan bilen çopcon bir yigit keçice gazır çıkıp oturuşuptu mu?
Bəz yeməydiğən müşük bulamdı, deyiş etdi. Ayşə hədəm məni itkirək bir qararğa kilişkə ündəb, buluvatqan gəb sözlərini yetküzüb duraddi. İşkilənmək toy qılıbla bu gəblərdən qutulun. Toylı qılsanlar bu xəqnin ağızı bisqıdı. İş müşündaq kiti versə, bikardin bikar yaman atlıq bulub qalsız. Bu xəq ərlərgə gəb qılmıqan bilən həmi qunaqni ayıllar xartıdı. Beşinizni ağırtıb, xizmetinizni cayda işişiniz kimi yol qoymaydı, deyddi. 1964-ci ilinin bahar pəsi hitib gəldi. Təbiətni, tağlarını, ziminni oyğatqan bahar insanın his tuyğısını oyğatmay qalamdı. Bahar, etiz qir və bağlardan illib köpçügən nəm tupraqnın, çirigən qığının, yeni içilgən üzüm tallarının, ot çöplərinin, bıx suruvatqan dərəxlərinin puraqlarını ilib gilib, dımaqını qıdıqlaytdi. Xuddi sihirli güç doğrudək, cimiki canlıqını ruhlandırıb, bir xil koyğa salatdi. Bahar pəsli əni şundaq acayip pəsil idi. Arqıdılla, bağlar, itiz, qırlar, dönlüklərini çiçək qaplaytdi. Zimin sıq, şerin gül çiçək yedigi tolatdi. Kepinək, həsəl hərləri uçuşqı başlaytdi. Eyriq östənlərdə sular şarqırab aqatdi. Bunların həmsi quşulub qoya, təntənlik bahar melodiyasını hasıl qılatdi. Yıraqdın, asta ağlınıb durğan bir melodiya bara-bara əvəcigi çıqatdi. Beşiğini qaydırıb, bütkül vücudunu igəlləytdi. Bu, Oğuz vapat bolğandın kiyinki 4-ci bahar idi. Hava ilğandın boyan, məktəb beyğinin arqa işigidin çıxıb, səhrağa qarab sozulğan dərəxlik. Yolda nişansız halda mınıb yürüydüğən bulub qalğa idim. Yol tip tiniç, adəmsiz idi. Yıraqdiki məhəllərdin işəknin hangırğan avazi, toxularının qaqaqlışı ağınıb duraddi. Dolusuğa kətmən alğan bir dehqan etizlarını aylınıb yürəddi. Yolun yana bir çetidiki bedilikdə bir qoğur kala bilən bir nəçqoy cimcid otlavatdaddi. Bu dəl Oğuz ikimizin təsəvvürdiki mənzirə idi. Mən muşu mənzirə işidin yurtumdun nahayti yıraq bir cayda 4 yılını ötküzdüm. Muşu baharda mən Oğuzun məndən asta-asta yıraqlap ketkəligini, onun ruhi təsəvvürümdiki yıraq bir yıldızlarda rastılla mevcut bolsumu, ötken küllərinin əmdi qaytlanmaydıqalıqını, onun bilən münasibətdik həmmə, həminin güzəl, əmma içinişlik əsimillerimnin küşlerimdiki yelincaşlərəqə aylındıqalıqını həqiqi his qıldım. Riyallıqqa təm beriş məni xatırcəm qılıb qoyğan idi. Mən köz aldımda durğan Məsudnun ümid və ümitsizlik girəlişib ketkən közlərigə yüzünləyidğan, onun artıqçılıqlarını bayqıya alaydığan boldum. Məndiki özgürüşünü Məsudmu səzməy qalmidi, əmma aldırab yıqılaşmidi. İşkimiz bir-birimizni yıraqdın küzdüb yürüşətdiq. Bıraq mən özümdiki acizliklarını yeğib bir qararğa kilişke muhtaj idim. Mən texçilə qorxub duraddim. Muşu yeşimgəçə bir münçi işini bişimdən keçürgən bolsammu, yanala şünçilik təcrübisiz sadda idim. Etizlar axırlaşdı. Onun nersi şalan dərəq, ya ki qumuşlar bilən qaplanğan, igiz bəs donlik idi. Mən yülünüşimini özgərdib, on tərəbdiki östən tərəbkə qarab mağdım. Östən buyudiki yalpuz idi, qupuldab dımaqqa urulub durduğan ot çöplükdə oturub, bir pəs harduq aldım. Salqın hava canlı huzurlandıraddi. Östənin işki qırğıdın su yüzügə esilib düşkən məcnun tallar qor-qor şamalda asta təvrinətdi. Şu çağda ətdiyəndin buyan Məsudni oylavat qalıqımni səzdim. Onu körgüm kilovatatdi. Bu tuyğu şunçilik küşlük idi ki, hətta Məsud itiz arla bu tərəbkə kilovat qandək. Közlerden ot çaxnetib, mağa tikilib turğandək bilinətdi. Közlerimni yuğan içib, ətrafqa qarab, bunun pəqət xiyal işgəliğini bilginimdə, köngülüm şunçilik yerim bulatdi. Keştə tamaq etib, Ayşə hədini çağırdım. Tamaq yap bulub, o yenə kona gəpni təkrarlığı turğanda, mən onunğa yenə Məsudni yaratmay əməz, özümni onun layiq əməz dəb qarğalığımdın, özümni tartıb yürgəliğimni etdim. O mağa közlerini çək-çəyitib qarab. Əmisə Məsud qızın birini tipib toy qılsın. Onundan acırışıb aldığınızı kəlsə maqul dəmsiz. Hey saran qız! Məsudun yaxşı gördüğünü siz! Siz!
O eğer ölümelle deydiğin bolsa, etrafıda neyine kızlar bar? O şularğımı nezer salmay sizde saklavatıdı, dedi. Mən Mesud başka kızlar bilen toy kılsa kandak bulduğalığını pereş kılışka urunup cim bulup kaldım. Esli mən sizge bu gepti demekçi emes idim, ama anlap kılın. Mesud rastılla şunda kılmakçı bolğan. Kızdın birini tipip toyunu kılıpla acışıp getmekçi bolğan. Ama o bunda kılsam günahsız bir kızga ziyankeş kılıp koydukken mən, dep bu niyetidin vazgeçken. Siz bir adamını şunca ola kıynamsız? O tıxı vilayetlik mağrıp idarısında işleyilgan, dostu arkalık yötkülüp ketidigan uğrumu tipip bolğan. Ama o sizin de vilayet kimi ketmedi. Sizni de. Siz bana rast yapınızı kılın. Köğününüzde onunla nispeten azıraq mı hissiyat yok mu? Sizni mu mecburluğu bulmaydı de. Ondaq bolsa o yötkülüp kessin mu kessin. Ayşe hede orundan kopuşuq temşeldi. Mən bir dilla korkup gettim. Yok, yok Ayşe hede. Ben onu yaxşı görmen. Şüncelik yaxşı görmen. Yaxşı körgeç gila, o ne? Hep belli, dedi Ayşe hede alkalların birbiri kurup. Hem de aklınızı geldiniz saran kız. Esli burula etiraf kılışınız kerek idi. Ben bunu bilettim. Ayşe hedenizden sır yuşurlandınız. Hem de kalga işini man koyup verin. O şundak devatkanda nemiş kudur bişim kaygandek bulup getdi. Ayşe hede hoşal bulup toxtumay sözleydi. Onun simiz oğlu ağzımızda qarab, ətrafımızda aylınıp yürətdi. Ədisi Mesud işkimiz bir-birimizin xicil bolğandak bişimizini kütürəlmək yürüdük. Çüşdün ki, dərisinin çüşüb, işik aldığa kilişimge, simiz oğul bir nimelərində çuğu qarab aldığımı gəldi. Qolu da tomarçılab qatlanğan qəğəz var idi. Qəğəzini assam, östən buyuda kütümən digən xətlər közümge taşlandı. Yataqqa kirib uçamdaki qara könligimni silib itib, uşaq güllük havaran könligimni kiydim. Çeçimni tarab yüzümge sus bir qəvət upa sürtüb bulub, əynəkdiki özümge qarıdım. Əslində süzük terem texmi parqırab getgəydi. Qəlbimdiki hayacan, közlerimni başqıca nurlandırıb, şiki məğzimdə sus qına təbii qızıllıq pəyda qılğa idi. Mən əynəkkə təkrar sinçilab qaraytdim. Onundan aşu bəxtsiz bir keçinin izlerini tapmaqçı buladdım. Amma o izlar alıqaçan öçgən. Qalbimdiki cerahatlar pütüşke yüzünüb, yaşlıq güzelliğim qayta cilvə qılışqı başlığa idi. İşik aldıda oynavatqan bodekni çırqırtıp turup suyu aldım. Mektep beğidin, etizlardın pərişlerde küçüb öttüm. O yerde östən boyda beni bəxit kütü atattı. Mesud'ni östən boyda suğa qarab oturgan halette görüp, sel əcəbləndim. Turqidin o bir iş üstüne qatdıq oyunuatqanda qılatdı. Futunu uçuda berib, onun karşısındaki donğaq sökətge yölünüp durdum. Mən onun beşini kötürüp, beni körübla hayran buluşni. Mana birer gəp qilişini küttüm. O nemiş qudur beşini kötürmətdi. Ahire çidimay, öhü, dəb yüteldim. Şu çağla o mana qardı. Onun saqqalları sel üsüp qalğa idi. Çıraydın məyüslük və oycallıq çıxıb duraddı. Nim buldunuz? Bir cəziniz yox mu nimə? Ondaq əməz, sapsaq turub dimən qo. Əmsə, mən də rəncib qapsız də. Rəncməmdim əmsə. Bir dilla kallamda çaxmaq çıxılğandak buldu. Nimə? Nimə bulub? Siz Ayşe hediye nemi dediniz? Nemi depti ben? Yaman gep kılığınım yok ku. Yok, yaman gep kılıp siz. Bek yaman. Anlap keçice közümge uyku gelmedi. Men siz doğrunuzda. Şu gepinizni öz ağzınızdan anlay. Yani bir de bekin çö. Mən sizden şundaq gepni kılgınınızda hiç işin elmeyi atman. Koşmamını türüp, kallamını her kanç aktursam mı, onu rencüt giderek bir eğiz söz kılgınımını əsliyelmedim. Tehmu hayran bulup. Mən Ayşe hediye başka gep kılmadım. Fakat şu, siz ne? Nime, beni nim dediniz?
O ciddileşkendek aldırıp sordu. Sizni yaxşı görmen dedim şu. İşenmeymen, yen bir dana. Şu çağdıla onun məxsini düşünüp gepimi toxtu aldım. Rənciş növeti əmdi mağa kəlgə idi. Mesud itti kopup yenimi kəldi. İki kolumni çiğn tutu velib. Şu gepiniz rast mu hədiyə? Siz beni rastlı yaxşı görəmsiz? Dep soraydı. Mən boynumni burab, kollarımını onun kollarından acıratmakçı bulup hə dep tirkiş ettim. Tirkeşkençə kıltakka ilingan kuştek cansızınıp ketu atattım. Ahri hemme tereptin kurşağı ilindim. Onun kən qavul gəvdisi tam dek tosak dek yollarımını tosvalga idi. O otta yenip durgan közleri bilen közlerimge çikilip. Hediye, biz derhal toy kılaylı. Yine kendini sürsünüz, ben emni çidi almayman, dedi. Şunda kılıp, bu kıtımlık roman okuşumuz muş yergeci buldu. Davamını iki lakıtım okuyumuz. Hayır hoş, Allah'a emanet.